Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar ve saygılar. Arkadaşlar, bugün öyle bir video tarzında da biraz şey yapacağım. Talaz'ı, Zalım'ı, Karabaş'ı sahiplendireceğim. Sebep diğer köpeklerle anlaşamıyorlar. Bir de kalabalıklar. Bizler yaylaya çıkacağız. Yaylada bakmak biraz zor olacak. Ücreti sahiplendireceğim. Hakkı Kangal köpekler çok kaliteliler. Koyun içinde yetişmişler. Arkadaşlar, bu Talaz'dır. Talaz 6 yaşında. Karun'un oğlu. Kiraz'la Karun'un oğlu. Benim kendi evimde yetiştirdiğim, davarın içinde yetiştirdiğim bir köpek. Çok güzel, davarda çok güzel bilen bir köpek. Hakkı Kangal bir köpek. Tamamıyla 2-3 aylıktan bu yana dağlarda koyuna gider. Çobandır. Sahiplendireceğim arkadaşlar. Onun için ihtiyacı olanlar, davara birebir kurçul bir hayvandır. Davarın içinde, koyunun içinde yetişmiş bir hayvandır. Gördüğünüz gibi saf kan bir köpektir. Bunu davara götürmedim. Şeyi bıraktık. Bozo'yla Paro'yu davara götürdük. Bunları burada bıraktık. Sıkılıyorlar, üzülüyorlar. Onları götürünce bunları götürüyoruz. Bunları götürünce onları götürüyoruz. Götürünce birbirine giriyorlar. Davarla mı uğraşsak, köpeklerle mi, biraz zor oluyor. Dişi köpeklerim de var zaten 4 tane. 2 tane de büyük var. Karo'yla Bozo. Bunları sahiplendireceğim. Talaz davara muharrem bir köpektir arkadaşlar. Yani ben yetiştirdim bunu davarda. Davarda ben bunu büyüttüm. Davarın içinde doğuran koyunun yanında kalan bir köpek. Arkada ayağı kırılıp yanında kalan bir köpek. Davarla birlikte hareket eden bir koyun bir yerde kalsa Talaz götürür gösterir insana. Yani bunu Talaz bana yaptı. Arkadaşlar, bu da Zalım'dır. Zalım da 18-19 aylıktır. Bu da Karo'yla Miki'nin oğludur. Zalım da davarın içinde, koyunun içinde yetişmiş bir köpektir. Zalım'ın hafif arka basarında küçük bir sorun vardı. Onu da tedavi ettik, iyileşiyor. Başka davar içinde koyun, Talaz da zaten kardeştir. Talaz da kardeştir. Karun'un çocukları bunlar. Bu da koyun içinde yetişmiş, büyümüş bir hayvan. Koyunu çok iyi bilir. Karo'yla hiç anlaşamıyorlar. Birbirine giriyorlar. Onun için bizler koyunla uğraştığımız için çok kısa bir zaman kaldı. Yaylalara çıkacağız. Ve büyük problemler yaşarız. Zalımı da sahiplendireceğim. İhtiyacı olan koyun için, herhangi bir için, koruma için çok güzel, dehşet bir köpek. Gerçekten üzülerek bunu söylüyorum. Çünkü vermek istemiyorum ama bizler koyunla uğraştığımız için zor oluyorlar. Kalabalıklar. Bakmak da zor oluyor. Getirip götürmek de zor oluyor. İhtiyacı olan arkadaşlar WhatsApp'ta WhatsApp'ımı bırakacağım alta. WhatsApp'tan bana ulaşabilir. Oradan görüşebiliriz. Bu da koyun köpeğidir. Koyun içinde yetişmiş bir köpektir. Çok uzun boylu bir köpektir. 90'ların üstünde bir köpektir. Arkadaşlar, bu da Kayabaş. Karabaş 2 yaşına girdi. 25 aylık falandır. Bu da Karo'yla Miki'nin oğlu. Karabaş daha ufak tefek bir köpektir. Ama hızlılıkta hiçbir köpek Karabaş'a yetişemez. Yani Karabaş'ın yanında bir iki tane güzel, bir güzel dişi, güzel bir köpek olduğu zaman kurt Karabaş'tan kaçamaz. Kurtçuluğu da var dağda. Yani ben de bunu da yavruken yetiştirdim. Evde yetiştirdim. Karun'un yavrusu, Miki'nin yavrusu. Çok hoş bir köpek, çok değerli bir köpek. Kalıp olarak, fizik olarak biraz ufak tefek, çok öyle büyük endamlı bir köpek değil ama çok kaliteli, çok hareketleri düzgün bir köpektir. Karabaş da sahiplendireceğim. İhtiyacı olanlar bana ulaşır. Koyunun içinde büyümüş, davarın içinde büyümüş, dağda yetişmiş bir hayvan. Tamamıyla davarın içinde gelip gittikleri için bunlar, biz de koyun işi yapıyoruz yıllardır, koyun içinde yetişiyorlar.
dişlerim var. Satmamın sebebi dişlerim var. 4 tane dişi, 2 tane büyük köpek daha var. Anlaşamıyorlar karıyla, bozoyla. Bizler de sürüyü dağa götüreceğiz. Şimdi dağda bıraksak birbirine girseler, 2 onlar, 3 bunlar birbirini mahvediyorlar. Sıkıntı oluyor. Çok kalabalık olunca da dağda da bakmak problem. Ununu taşımak, ekmeğini taşımak çok sorunlu. Çünkü dağlarda arkadaşlar, yaylalara çıkanlar bilir, yaylada yaşayanlar bilir. Yaylacılık zor bir şeydir. Çünkü imkanlarımız oluyor, olmuyoruz. Kalabalık, başka sürüler de geliyor. Onlarda bir iki tane köpeği oluyor. Problem yaşayabiliriz orada. Problem yaşamamak için hani hepsini hükmedemeyiz. Hangi bir 2-3 çoban gidiyoruz, hangi birini tutalım diyerek de. Onun için bunları sahiplendireceğim. İhtiyacı olanlar, çünkü saf kandır bunlar arkadaşlar. Bunlar Anadolu çoban köpeği ya da akbaş, şu bu değil. Ben bunların ta dedesinin nenesini biliyorum. Çünkü onlar benim köpeklerimdi. Bunlar onların yavrularını, soylarını kaybetmemek için hep bunlar. Çünkü davarda hangi köpek tutun? En güzel köpek, koyunun başında bekleyen koyun, gece çoban uyuduğunda dağa gidebilen, dağda koyun hareket eden, ayağı kırılan, doğuran koyun, sürüde geri kalan koyunun başında bekliyorsa köpek çoban köpeğidir. Sadece kurda giderek çoban köpekliği olmuyor. Hani bu hırhız olur, bir şey olur, sürüye gelirken gündüz olsun, gece olsun, o sürüyü hep bekleme kayıtını taşıyan köpekler çoban köpeğidir. Sadece kurda gitmekle çoban köpekliği olmuyor. Çünkü çoban köpeği, hani dediğim gibi, sürüyle birlikte hareket etmeli. Sürü uyursunuz, kalırsınız, sürüyle beraber gitmeliler. Ben buna böyle yetiştirdim. Yani geceleri uzak yerde oturuyordum. Kovalıyor, koyunla birlikte gitsinler diye. Öyle alışsınlar. Yani işi koyun olsun. Hani köpeklere dağda heybede ekmek verirseniz, eşya verirseniz, sofranızı açtığınızda çağırırsanız, bir şeyler verirseniz, köpek sürüyle hareket etmez, tamamıyla heybeci olur. Heybeci olan bir köpek de verimli olmaz sürüde. Sen hareket ettikçe o hareket eder. Eşek gittikçe o gider. O zaman da olmaz. Bir insanın 1000-1500 koyunu olduğu zaman, büyük bir sürüye sahip olduğu zaman görevini iyi yapamaz. Görevini iyi yapması için küçükte beri güzel yetiştirmen lazım. Hani koyuna aşık etmen lazım. Koyun sütüyle koyuna aşık etmen lazım. Koyuna bağlarını güçlü tutman lazım ki hayvan dağda, sürüde rahat edebilesin. Eğer bu köpeği alıp götürürsen, heybede 2-3 kere ekmek verirsen, köpek heybede ekmek olduğunu düşünür. Her zaman gelir. Ben bir tane eşeğim vardı. Hep sürüde kaçıyordu, durmuyordu sürüde. Ben de sırtına, heybecine armut dolduruyordum son farla giderken. Eşeğe çağırıyordum yanıma, koşuyordu yanıma geliyordu eşek. Heybede 2-3 tane armut çıkarıyordum, veriyordum, yiyordu. Ben çağırdım da eşek yanıma geliyordu. Öyle bir alışkanlık, armutu taşıyan eşek sırtındaydır ama çıkarıp veren bendim. Eşek öyle alışmıştı. Hayvanlar nasıl alıştırırsanız öyle giderler. Tamamıyla eğitimiyle alakadar bir durumdur. Eğitimi güzel verdiğiniz zaman güzel olur. Ben de köpeği, koyunu, kuzuyu, keçi, kurdu, yaban hayvanlarını seven bir insanım. Onun için mecbur kaldık biraz. Zor biraz. Uğraşmak zor. Bu kadar köpeği bir arada tutmak zor. Tamamıyla fazlalar, sayıları fazla. İhtiyacı olan insanlar, arkadaşlar, bana ulaşabilir. Tekrar söylüyorum, WhatsApp'ımı bırakacağım altına, adresimi. Oradan ulaşırsanız çok iyi olur. Köpekler cins köpekler. Kendi evimin malı, tamamıyla alıp satan bir adam değilim. Kendi evimde yetiştirdiğim hayvanlar. Çok kaliteli köpekler. İşte dişlerin de var, aynı soylarda dişlerin de var. Karo da var, daha bozu da var. Arayan, ulaşan olursa yardımcı oluruz arkadaşlar. Ama ücretli sahiplendireceğim. Çünkü ben bunlara bir sürü emek veriyorum. Aşısıymış, iğnesiymiş, suyumuş, uyumuş, bakımımış. İnsan gerçekten emek verdiği için şey oluyor. Yani bir kuzu belki çok 1-2 milyara satılıyor ama bir köpeğin emeği daha fazladır. İnsan köpeğe bir şey olduğu zaman, bir yerine kurt girdiği zaman ya da başka bir köpekle boğuştuğu zaman uykun gelmiyor. Çünkü
Hayvan öyle insana bir bağlılık yaratıyor ki, seven, çobancılık yapmış insanlar, bu işlerle ilgilenen insanlar bunu çok iyi bilir. Gerçekten köpek farklı bir şeydir. İnsanı üzen bir şeydir. Bir çoban kalkıp ya da başka bir çoban kalkıp çubukla vurduğunda kafasına, yüzüne, bedenine insanın tuhafına gidiyor. Zor oluyor yani. Hayvan bakıyorsun, ediyorsun. İnsan ailesi gibi oluyor. Bunu bilen bilir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bize yardımcı olursunuz. Teşekkürler. Bana ulaşmak isteyenler yazar ulaşır. Görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.